Gördün mü Lalay, 5 dolarsız kaldık oğlum ortada. Cevahir denilen sefalet hamle yaptı. Hem Zeynep'ime yanaştı, hem de benim nafakamı kesti kör olmaya sıcağı. Yürü ya, yürü gidelim. Merhaba. Nerelerdesin evladım? 3 ayrı yerden telefonla aldım sana, bir türlü ulaşamadım. Hayırdır? Şevki Bey efendi. Efendim ben İtalya'ya gittikten sonra telefonumu değiştirdim. Artık İtalyan hattı kullanıyorum. Tabii İtalyan hatlıyım deyince iki anlamda karizmatik oluyor. Yani hem İtalyan hatlıyım hem de İtalyan hatlıyım. Hayırdır inşallah. Hayırdır. Buralara yakın bir otelde kalıyorum. Malum Boğaz'ın en güzel ve en ucuz evleri burada. O yüzden bendeniz de buraya teşrif ettim. Malum ben her ne kadar emlak kralıysam... Sen de buraların emlak prensiymişsin. Evet ama yani benim ne Boğaz'a bakan evim ne de evlerim var. Evlerin hepsi bana bakıyor. İşte o Boğaz'a bakan evleri ben kapatacağım. Sen de benim önümü açacaksın. Ben de sana yüklü miktarda komisyon vereceğim. Anam. İnanmıyorum. Ya efendim ben de diyorum ki yani tek çocuğum daha ne kadar şımarabilirim? Siz beni şımarttınız. Allah da sizi şımartsın. Her şeyi hallederiz. Ha, ayrıca bu mahallede yapacağımız daha önemli işler var. Arabaya gel de orada konuşalım. Baba, git babama de ki para lazımsa koy abim getirir de. Alışverişte görmüşler. Ne o? Dostlar alışverişte mi gerek ya? İndir elini belinden. Berrak, Ekber dayıdan ne parası aldın sen? Ha? Nasıl aldın? Kaç tomar aldın? Çabuk söyle. Ne parası? Nein. Sadece ben Almanya'dan gelirken yol paramı çekti. O kadar şatsı. Hem gelme üstüme. Cücü korkuyor. Bir yol korkmuyorum. Ben de merak ettim. Ne parası o? Şişt, bana bak. Sırf beni elinde tutmak için Ekber'den para aldın ya. Senin nasıl bir zihniyetin var kızım ya? Bana bak, sen nasıl para karşılığında Ela Gözler'le benim hayat simsarlığımı yaparsın ya? He? Sen kim oluyorsun kızım? Onların eşyalarıyla döşenmiş, onların parasıyla tutulmuş bu evde... ...bir dakika bile duramayız. Kalk, gidiyoruz oğlum. Sen de çantanı al, çıkıyoruz çabuk. Boğaz'a nazır evlerin yanı sıra bir de benim kaçak yakıt işim var Bilal. O işte de seni ilgilenmeni istiyorum. Küçük bir tankerim açıkta kaldı. Yarın getireceğim. Şayet onunla da ilgilenir ve muhafaza edersen... ...sana minnettar olurum. Yap. Bana biraz daha minnettar olabilir misiniz Şevki Bey? Ben de sizin gibi $1 milyon sahip olmak istiyorum. Malum babam ölmeden bana miras bırakmıyor. Dur. Ortam ne yapayım ya? Ya çaylar yani Şevki onun bir onun bir de benim. Yanına oturup laf dinleyeceğim. Bir ehem. Sağ ol canım. Çok teşekkür ederim. Bilal, acaba... Evet. Hangi evleri alabilirim Bilal? Şimdi Boğaz'a nazır 2 tane ev var. Bunlardan bir tanesi kirişçilerin, ortaklığı. Satmaya pek yanaşacaklarını zannetmiyorum. Yalnız onların ortağı olan dayısı pek sevilir. Hemen yanaşacaktır. Diğeri de onların hemen yanındaki ev. İşte o ev biraz pahalı. Yalnız ikisi de alınası. Ve kirişçiler bu mahalleden gidesi.
Anlamadım. Ne gidesi, ne gidesi? Diyorum ki ben hemen gidesi. Evleri kötüleyip propaganda yapayım ki fiyatları düşesi. Kakosi abisi. Eyvallah. Hadi göreyim seni. Gelenlere bak. Kız kızım, biz seni kabullenmedik mi? Gelinimiz kızımız demedik mi? Bağrımıza gömmedik mi seni? Gömmedik mi? Ay babaanne, bunun kızıllığı sahte. Keratini bozuk bunun. Burada büyükler konuşuyor. Sen odana git. Hadi be. Görüyor musun başımıza gelenleri? Ay, bizim gelinimiz gidip ela gözlerden paralar alıyor. Ay, mahallede duyulacak, adamız gelinciye çıkacak. Tamam, yeter anaçkol. Bitti gitti, tamam mı? O evden çıktık. Bitti. Ayrıca bundan böyle ela gözlerin parasıyla alınmış tek bir çorap teki dahi bu eve gelsin istemiyorum. Anladın mı? İşte o kadar. Oğlan, hacı kız orada. Oğlum ne kadar güzel değil mi lan? Hacı adeta bir at tanesi gibi ha. Oğlum kıza aşık oldum ama iletişim sorunlarım var lan. Kız bana göre tüysüz. Ya oğlum git kızın camiasına gir. He? Muhabbet kur. Ya diskodan çıkmam de, diskopatım de. Oğlum kızın korumaları falan var lan. Ya kovalarlarsa? Ya oğlum delikanlı adamız. Kovalarlarsa kaçarık. Hadi. Aha bak lan el sallıyor. Yürü yürü. Merhaba. Merhaba. Geçen sefer kaçmış gibi görünsem de kaçmadım. Abdestim kaçacak gibi oldu, ben abdestimden önce kaçtım. Ya sen ne kadar tatlı birine benziyorsun. Benim adım Afitap. Senin adın ne? Benimki de Kütük. Ama arkadaşlarım bana Kütük der. Siz buraya mı taşındınız? Yok, babamın işleri dolayısıyla buradayım. Ya sen şimdi git, babamla korumaları gelir. Yarın yine burada buluşalım, olur mu? Tamam. Oğlum Zeki, lan randevuyu kopardım kızdan. Kızı koparmamışsın ama. Aferin lan, aferin. Yavaş yavaş topluma uyum sağlıyorsun. A benim insanıma, a benim insanıma.